Evet, Anadolu'da bir günde bugünkü durağımız Eskişehir'in İnönü ilçesi. İnönü ilçesinin tarihte çok büyük önemi var. İsmet İnönü'nün İnönü soyadını aldığı İnönü'deyiz. Gelin hep birlikte İnönü'yü gezelim. Dağların tozu gibi, pamuk beyazı gibi. İkimizi ayırdılar Hatice'm, koyunla kuzu gibi. İkimizi ayırdılar Hatice'm, koyunla kuzu gibi. İnönü sokaklarında dolaşırken şeker pancarı taşıyan bir araca takıldık ve bir evin önünde durduk. Sorduk nedir ne değildir diye. Dediler ki bu şeker pancarından pekmez yapıyoruz. Ya dedik biz şeker pancarından pekmez olur mu? Olur dediler. E o zaman hadi hep beraber nasıl oluyor buna bakalım. Kar etmez Hatice'm, sevdan bağladı beni. Zincir urgan kâr etmez Hatice'm, sevdan bağladı beni. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin lan. Nedir bu, bunun hikayesini bize bir anlat bakalım tatlı. Pancar pekmezini, pancarı getirdikten sonra ilk önce temiz bir yıkarız. Evet. Pancarları teker teker soyarız. Evet. Makinamızda kıyarız ve ondan sonra bunu da güzelce kaynatırız, pişiririz. Suyunu oradan vanadan aldıktan sonra buraya süzüp suyunu burada kaynatırız. Burada iyice koyulaşıya kadar kaynar. Tekrar boşaltıp süzeriz. Soğumasını bekleriz. İyice soğuduktan sonra da yemeye hazır. Yemeye hazır diyorsunuz. Peki faydalarını biliyor musunuz? Veyahut da seyircilerimize, siz biliyorsunuz da belki faydalarını, bilmeyen seyircilerimize faydalarını anlatır mısınız? Ya faydaları saymakla bitecek gibi değil. Kış aylarında devamlı herkesin tüketmesi gereken bir ürün. Kışın biz dağda bayırda oduna, hayvana giderken bir bardak içtiğinde akşama kadar Terlersin, sıcak suda ve çamur gibi. Üşümezsin. Evet. Demir vitaminini karşılıyor. İçeride bağırsakları tamir ediyor. İştahını açıyor. Kansızlığını gideriyor. Çocuklara mesela doktor 3 yaşında 5 yaşında çocuklarda kansızlık olur. Buna pancar